Türk televizyon, tiyatro ve film dünyasının duayen yıldızı Çetin Tekindor, 16 Temmuz 1945 yılında Sivas'ta dünyaya gelir. 25 yaşındaysa Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olur. Böylece birbirinden farklı karakterleri canlandırdığı hikayelere onun muhteşem oyunculuğuyla tanık olmaya başladık. O kimi zaman köy köy dolaşarak Ulak İbrahim'in masalını anlatan Zekeriya'dır. Kimi zaman paranın gücüne yüz çeviren, emeğiyle ayakta kalmaya çabalayan Asi'nin babası İhsan Kozcuoğlu'dur. Kötü karakterlere de rol vermiş. Hatta rengi sonlara doğru siyahlaşan, dizinin kötü karakteri olarak feda edilmesine rağmen zarif oyunculuğuyla ölüm sahnesinde seyircileri gözyaşına boğan Bir İstanbul Masalı'nda Ömer Arhan rolünde oldukça beğenilmiştir. En çok beğenilen rollerinden biri ise Çağan Irman yönetmenliğini yaptığı Babam ve Oğlum filmindeki Hüseyin karakteridir. Bu sahnesiyle gömleğini parçalarken izleyicilerin de yüreğini parçalayan, Babam ve Oğlumun Hüseyin Efendisi ile oyunculuğunu şahlandıran Çetin Tekindor aslında bu rolü hemen kabul etmek istememiştir. Çetin Tekindor Ege şivesiyle konuşulacak olmasından dolayı Hüseyin Efendi rolünü kabul etmekte tereddüt eder. Bu sahneyi çekip çekmemek arasında gidip gelen Çağan Irmak sahneyi birkaç defa senaryodan çıkarır. Filmin yürekleri dağlayan belki de hiç unutulmayacak sahnesini. Bu sahnede en iyi aktör oynamayandır sözünü doğrularcasına yaşar ve yaşatır Çetin Tekindor. En iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı bu rolle sinemada oyunculuğunu ilk defa beğendiğini ifade eder. Ben de o dünyaları keşfetmek, farklı karakterlere ruh vermek için yola çıktım. Karizmatik ses tonuyla da milyonların hafızasına kazınan Çetin Tekindor'un dinlenenlerin karşısına çıkması ise şans eseri gerçekleşmiştir. Yıl 1970, yani TRT'nin tek kanal olduğu zamanlar. O sıralarda TRT'de bir dizi yayınlanmaktadır. Bu dizi o sıralar öyle çok seviliyormuş ki yayınlandığı saatlerde sokaklarda kimsenin kalmadığı söyleniyor. Dizinin adı ise Kaçak ya da daha bilinen adıyla Dr. Kimball'ın maceralarıdır. Pür dikkat izlenen Kaçak dizisinde o sıralar TRT'nin en etkili seslerinden biri olan Cihan Ünal, Dr. Kimball karakterini seslendirmektedir. Ancak 6 bölüm sonra Cihan Ünal'ın askere gitme zamanı gelmiştir. Böylece milyonların aklında iz bırakacak o sesle tanışmış oluruz. Cihan Ünal askere gittikten sonra bayrağı Çetin Tekindor devralır. Çetin Tekindor karakteri o kadar iyi seslendirmiştir ki izleyiciler değişen sesin farkına bile varmaz. Tabi gerçek daha sonra Cihan Ünal'ın vermiş olduğu bir röportajla ortaya çıkar. Çetin Tekindor'un 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduğunu söylemiştik. Mezun olduktan sonra tiyatroya 4. Murat'la giriş yapar. Ancak söylemesi caizse bu rolde de rakibi yine Cihan Ünal olacaktır. Çünkü Çetin Tekindor tiyatroda 4. Murat rolüne hayat verirken Cihan Ünal da aynı sıralar televizyonda 4. Murat rolüne hayat vermektedir. Ancak Cihan Ünal 4. Murat'la oyunculukta geldiği noktayı muhafaza edemez. Hatta yıllar geçtikçe düşüşe bile geçer. Çetin Tekindor ise oynadıkça büyümeye devam edecek ve rolünde devleşecektir. Dönem dizilerinin dönem ruhuna ve roman ruhuna uygun bir şekilde çekildiği zamanlar. Yıl ise 1983. Çetin Tekindor'u bu yıl Küçük Ağa rolünde muhteşem bir kadroyla göreceğiz. Tarık Buğra'nın romanından uyarlanan Küçük Ağa, Kurtuluş Savaşı'nı küçük bir Anadolu kasabasında yaşananlar ekseninde anlatmaktadır. Milli mücadelede kolunu bırakarak kasabasına dönen Çolak Salih rolüyle yıldızlaşan Fikret Hakan, ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzeller güzeli Aydan Şener, İstanbullu Hoca Efendi ile gönüllerde taht kuran Çetin Tekindor. Küçük Ağa filmi bu muhteşem kadroyla o yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak Çetin Tekindor bu filmle aslında kamera karşısına ilk defa geçiyordu. Bazı sahnelerde kendini çok acemi bulurken yönetmen Yücel Çakmaklı kameraya olan yabancılığının role olumlu yansıdığını söyler. Aradan geçen yıllara onca büründüğü karaktere rağmen Çetin Tekindor'un kendini acemi hissettiği zamanlar devam eder. Belki de onu bu kadar başarılı ve sahici kılan da o histir. Babam ve Oğlum'dan yıllar önce 1984 yılında Hülya Koçyiğit'le başrolünü paylaştığı Yavrularım filmiyle gözyaşlarına boğar izleyiciyi. Hem de ilk dakikasından son dakikasına kadar. Kanser olan bir annenin ölmeden önce çocuklarına aile bulmasını anlatan filmi TV'de izleyen aile fertleri gözyaşlarını birbirlerinden gizlice döker. Yönetmen Bilge Olgaç İstanbul'da kalıp sinemaya devam etmesini ister ama Çetin Tekindor Ankara'ya döner. Tiyatro ve seslendirmeye devam ederken 1989-1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Bilkent Üniversitesi
Üniversitesi Tiyatro Bölümünde sahne ve diksiyon dersleri verir. Doğallık, günlük yaşamımızda edindiğimiz yanlış alışkanlıkların sahneye taşınması değildir diyerek doğal oyunculuğun yanlış algılandığını öğretir öğrencilerine. 2000 yılında İstanbul'a geldikten sonra sinema ve televizyonda altın çağını yaşamaya başlayacaktır. Ömer Kavur'un son filmi Karşılaşmayla en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, Yılan Hikayesi'nde oynadığı Kral Sinan rolüyle de genç kitle tarafından keşfedilir. Küçük Ağa ve Yavrularımı izlemiş olanlara ise sadece hafızalarını tazeletmiş olur. 1980'li yıllarda yaptığı bir röportajda söylemediği sözlerden dolayı zor durumda kalır ve bir daha röportaj yapmamaya yemin eder. Hem geride durarak hem de tek kelime etmeyerek çok uzun bir süre bu yeminine sadık kalır. Tabii yıllar sonra bu yeminini bozsa da yine çok sık röportaj vermez. Attila Dorsay, Babam ve Oğlum'u izledikten sonra konuşmak ister kendisiyle. Aracı kıldığı Çağınırmak, boşuna uğraşmayın, Çetin konuşmaz der. Ancak Çetin Tekindor, Attila Dorsay'ı kırmaz. Aslında Attila Dorsay'ın röportaj teklifini kabul etmesinin arkasında başka bir sır vardır. Çetin Tekindor'un seslendirme sanatçılığı yaparken oyunculuğa ağırlık verme hikayesi de bu konuşmayla açığa çıkar. Attila Dorsay'ın çok önceden yazmış olduğu ve hatırlamakta bile zorlandığı bir eleştiri yazısı bulunmaktadır. Yıllar önce Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bu eleştiri Çetin Tekindor'un aklında yer etmiştir. Attila Dorsay o yazısındaysa şu cümleleri kullanmıştır. Hangi diziyi veya filmi izlesek aynı ses. Çetin Tekindor'un sesi. Çetin Bey bu dizilerden aldığı parayla artık tatile çıksa da biz de rahat etsek. Çetin Tekindor bu eleştiriyi kendisine yapılmış en büyük iyilik olarak hatırladığını söyler. Bu eleştiri sayesinde seçiciliğini kaybettiğinin farkına vararak seslendirmeyi azaltıp oyunculuğa ağırlık vermeye başlar. Çetin Tekindor'un bu davranışı doğru eleştiriyi nasıl karşılamak ve değerlendirmek gerektiğine dair gerçekten çarpıcı bir örnek. Çetin Tekindor hayatı boyunca iki kez evlenmiştir ve bu iki evlilikte yine kendisi gibi yıldız bir oyuncu olan Zerrin Tekindor'la gerçekleşmiştir. Çetin Tekindor Ankara'da eğitmenlik yaptığı sırada o sıralar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda stajyer oyuncu olarak yer alan Zerrin Tekindor'la tanışır. 1987 yılında evlenen çiftin evlilikleri 1999 yılına kadar yani tam olarak 12 sene sürer. Evlendikten 2 sene sonra yani 1989 yılındaysa Hira adında bir erkek evlatları olur. 12 yıl boyunca evli kalan çift bir boşanma gerçekleştirseler de daha sonra tekrar evlenmişlerdir. Ancak 1999 yılında evliliklerini tam olarak noktaladılar. Çiftin bu evlilikten meydana gelen oğulları Hira ise günümüz itibariyle 33 yaşındadır. Çetin Tekindor ve Zerrin Tekindor birbirinden ayrı hayat sürseler de örnek bir dostluk yaşamaya devam ediyorlar ve birbirleriyle bir araya gelmekten de çekinmiyorlar. Çetin Tekindor'un aynı zamanda Aydın Tekindor adında bir abisi bulunmaktadır. Aydın Tekindor da yine Çetin Tekindor gibi sanatçıdır. Türk müzikleri bestelen Aydın Tekindor aynı zamanda bir söz yazarıdır. Çetin Tekindor'un ilk tiyatro geçmişi hakkında da ünlü tiyatro yönetmeni Yücel Erten'in bir anısı bulunmaktadır. Yücel Erten yazdığı kitapta Çetin Tekindor'a tiyatro mikrobunu bulaştıran benim demiştir. O zamanlardaki hikayesini ise şöyle anlatır. Amatörlük dönemimden elimde kalan bir başka belgede 1964 Mayıs'ında Ankara Halk Evi Tiyatrosu olarak Ankara Koleji'nde yaptığımız okuma tiyatrosunun broşürüdür. Haldun Marlalı'nın yönetiminde Alfred de Mazit'in Maria'nın Kalbi adlı oyununu Edip Aktuğa'nın gitar soloları eşliğinde sunmuştuk. Orada Haldun Hoca Oktav'ı oynarken bana da romantik aşık Selya rolünü vermişti. Yeri gelmişken size küçük bir sır vereyim. Türkiye'nin tiyatro ve sinema alanında en büyük oyuncularından biri olan Çetin Tekindor'a tiyatro mikrobunu bulaştıran benim. Rol dağıtımından anlaşıldığına göre o sıralar Çetin Tekindor'un da artık iyice kanına girmişim. O da parantez içlerini okumuş. Şimdi düşündükçe hınzır hınzır gülüyorum. Duruma bakar mısınız? Ben başrolü oynamışım. Türk tiyatrosunun en büyük oyuncularından Tekindor da parantez içlerini okumuş. Ama işte ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli. Sözleriyle bu anısını aktarmıştır. Yani bir zamanlar tiyatroda parantez içleri okurken amatörlükten ustalığa bir yol çizen Çetin Tekindor, günümüzde 77 yaşında ve hala ekranlarda devleşmeye devam ediyor. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde gördüğümüz Halis Ağa karakteriyle tekrardan seyircinin hafızasında yer edinmeye devam etmektedir. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.